Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. E, bu videoda bitkiler aleminden bahsedeceğiz. Önceki videolarda ne işledik? Mantarlar aleminden bahsettik. E, mantarlar alemini video çekerken bir sıkıntı oldu. İkiye bölündü arkadaşlar. Ayrı ayrı e, yükleyeceğim onları. Yine birlikte arka arka izlerseniz daha iyi olur. Şimdi bitkiler alemine baktığımızda bitkiler arkadaşlar genel özelliklerine genel özellikleri bakımından fotosentez yapabilen ökaryotik canlılardır ve bitkiler çok hücreli canlılardır arkadaşlar. Bunların hücre zarlarında, hücre zarlarının üzerinde, e, serilozdan oluşan bir hücre duvarı vardır. Bakın hücre duvarı kimlerde vardı? Bakterilerde vardı, peptidoglikan yapılı. Daha sonra e, arkelerin bazılarında vardı, ama bunun yapısını bilmemize gerek yok, e, o yüzden söylemedim da sonra arkadaşlar bitkilerde var ve mantarlarda var mantarlardaki kitin yapılı bitkilerde de selüloz yapılıdır şimdi o zaman şöyle bir genel özelliklerinden bahsedelim daha sonra sınıflandırmasına geçelim ki zaten bu konudan sonra bitkilerin özelliklerini bu bitkisel yapıları falan detaylı olarak işleyeceğiz böyle bizim en böyle gıcık olduğumuz konuya geçeceğiz arkadaşlar e, sınıflandırmadan sonra evet şimdi bitkiler alemi ne diyoruz fotosentez yaparlar fotosentez yaparlar peki tüm bitkiler fotosentez yapar desek doğru mudur sizce yanlış mıdır tüm bitkiler fotosentez yapar mı yapmaz mı doğru mudur yanlış mıdır arkadaşlar şöyle bir düşünün bakalım e, ikinci özelliği ökaryotik hücrelerdir dedik ökaryotik hücrelerdir daha sonra arkadaşlar bir diğer özelliğine baktığımız zaman bunlar selülozdan oluşan selülozdan oluşan hücre duvarına sahiptir. Hücre duvarına sahiptir. Ee, basit yapılı olan bitkilerde arkadaşlar işte gelişmiş yapılı doğru bitkilere gittikçe haploid olan evre kısalıyor. Diploid olan evre yani iken kromozomlu olan evre uzuyor. Hani bu Sporofit, gametofit dediğimiz olay. Sporofit iken kromozomludur, gametofit de en kromozomludur. Dolayısıyla arkadaşlar, gametofit olan evre kısalıyor, gelişmiş yapılı bitkilere doğru gittikçe, sporofit olan yani iken kromozomlu olan evre uzuyor. O yüzden bunu da yazayım, daha sonra sorunun cevabını vereyim. E, basit yapılı bitkilerden, basit yapılı bitkilerden gelişmiş yapılı gelişmiş yapılı bitkilere gidildikçe bitkilere gidildikçe haploid evre haploid evre yani en kromozomlu evre kısalır diploid evre diploid evre yani iken kromozomlu evre uzar haploid evre dediğimiz haploid evre dediğimiz gametofitten bahsediyoruz. Gametofit diploid dediğimizde arkadaşlar sporofittir. Diploid sporofit. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz tohumsuz bitkilerde. Gelelim sorunun cevabına. Arkadaşlar tüm bitkiler fotosentez yapmaz. Neden? Çünkü tam parazit bitkiler vardır. Çin saçı gibi bitkiler. Bunlar arkadaşlar fotosentez yapmıyorlar. Parazit olarak yaşıyorlar. Dolayısıyla ee, tam parazit bitkiler hariç diyeceğiz. Tam parazit bitkiler hariç. Evet, bu şekilde bitkiler aleminin genel özellikleri. Şimdi gelelim biz ilgilendiren kısmına, yani sınıflandırılmasına. Arkadaşlar bitkileri ilk önce ikiye ayıracağız. Bitkiler ilk önce ikiye ayrılır. Nedir? Çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler. Yani tohumlu ve tohumsuz bitkiler olarak tohumlu, tohumsuz. İlk önce biz tohumsuzdan başlayacağız tabii ki. Tohumlu bitkilere çiçekli, tohumsuz bitkilere de çiçeksiz bitkiler diyoruz. Arkadaşlar çiçeksiz bitkiler yani tohumsuz bitkiler kendi içerisinde ikiye ayrılır. Damarsız tohumsuz veya damarsız çiçeksiz, damarsız çiçeksiz ya da damarsız tohumsuz bir de damarlı çiçeksiz. Yani damarlı tohumsuz diyebiliriz. Tohumlu bitkiler ise arkadaşlar yine kendi içerisinde ikiye ayrılacak. Açık tohumlu, açık tohumlu ve kapalı tohumlu. Kapalı tohumlu. Bunların her birini teker teker işleyeceğiz. Kapalı tohumlu da kendi içerisinde ikiye ayrılır. Tek çenekli. Tek çeneklerini diğer bir adı monokotila döndür. Bir de çift çenekli. Çift çeneklinin diğer adı da arkadaşlar dikotile dondur. Evet bu şekilde bitkiler aleminin sınıflandırılması. Şimdi biz ilk önce neye başlıyoruz? Tohumsuz bitkilere başlıyoruz tabii ki arkadaşlar. O yüzden şöyle bir diyorum. Bir tohumsuz bitkiler. Tohumsuz bitkiler. Bu arada ezan okundu kesmedim ama sese etki etmiyordur sanırım. Evet arkadaşlar, tohumsuz bitkiler dedik. Tohumsuz bitkileri kendi içerisinde yani bunlar aslında tohum oluşturmuyorlar. Tohum oluşturmadıkları için biraz daha basit yaşam tarzları vardır arkadaşlar. Kendi içerisinde de damarlı tohumsuz ve damarsız tohumsuz olarak ikiye ayrılır. İlk önce isterseniz damarsız tohumsuzlara bakalım. Şöyle bir alt başlık yazalım. Damarsız damarsız tohumsuz tohumsuz bitkiler. Şimdi hatırlıyorum ben sanırım 2018'de girdim ben herhalde en son KPSS'ye. Evet 2018'di. Arkadaşlar 2018 KPSS'de bir soru vardı. Aşağıdaki bitkilerden hangisi damarsız tohumsuz bitkiydi galiba. Ya öyleydi ya da eşleştirme gibi bir soruydu ama damarsız tohumsuz bitkilerle ilgili bir soru vardı. Yani demek istiyorum ki ee, bize öyle gidip de işte ikinci isimlerini verip hani latince isimlerini verip onunla ilgili soru sormuyor. İşte damarsız tohumsuz hangisi ayırt edebiliyor muyuz? Damarlı tohumsuz hangisi ayırt edebiliyor muyuz? Bu, bu gibi şeyler soruyor. Ee, o yüzden çok fazla detayına dalmadan e, çok böyle kendinizi yormadan çünkü biliyorum ben de çalışıyorum ne var? E, tarih var coğrafya var ki zaten tarihtir matematiktir bunlar başlı başına hani büyük bir ders e, eğitim bilimleri var ona baktığımız zaman yaklaşık 10-11 tane ders çalışıyoruz e, bir de buna alan eklendiği zaman ki alan çok çok detaylı o yüzden e, kendinizi çok fazla yormadan çok fazla detayına inmeden arkadaşlar o şekilde çalışmanızı öneririm. Zaten sistemlere baktığımız zaman sistemler daha çok AYT düzeyinde soruluyor ama ben yine sistemleri size en detaylı şeklinde anlatacağım. Aynı şekilde bunları da detaylı şekliyle anlatıyorum ama dediğim gibi sadece Campbell'dan değil ÖABT kitaplarını yeterli gördüğüm için oradan gidiyorum. Ee, eğer siz eksiklik görürseniz Campbell'dan yine bakabilirsiniz. Şimdi bakalım damarsız tohumsuz bitkilerimize. Arkadaşlar damarsız tohumsuz bitkilere öncelikle örnek vereyim karayosunu ve ciğer otları damarsız tohumsuz bitkilere aittir o zaman yazalım karayosunu karayosunu ve ciğer otları tabi bu ciğer otlarının yanında ayrıca boynuzlu ciğer otları da var arkadaşlar boynuzlu ciğer otları bunlar da yine nedir damarsız tohumsuz bitkilerimizdir şimdi gelelim diğer özelliklerine arkadaşlar bunlar da İletim demeti yoktur. Bakın iletim demeti iletim demeti yoktur. İletim demeti dediğimizde kısilen fulen bunlar yoktur arkadaşlar. Zaten damarsız dememizin sebebi bu. Bunlar tohum oluşturmuyorlar. Onu da yazalım. Tohum oluşturmazlar. Ayrıca çiçekleri yoktur. Çiçekleri yoktur. Zaten bunları isimlerinden çıkarıyoruz. Bir diğer özelliğine baktığımızda metagenezle ürerler arkadaşlar. Özellikle karayosunları en iyi örneğidir. Metagenezle ürerler. Bu metagenezle üreme olayını üreme konusuna geldiğimiz zaman anlatacağım. Daha sonra arkadaşlar bunlar da çok hücreli olanlarında tal dediğimiz hücre topluluğu bulunur arkadaşlar. Bu tal dediğimiz hücrede Çekirdeğin içerisinde işte çekirdek peş peşe dört defa bölünüyor ve kirpiksi uzantılar oluşturuyor. Bu kirpiksi uzantılar sayesinde de arkadaşlar e, tutunduğu yerde çimleniyor ve yeni tallar oluşturuyor. Yani bunlar aslında nedir bir nevi? Hani kök benzeri yapılar oluşturuyorlar. Bunların çünkü gerçek kökleri de yoktur. Gerçek gövdeleri de yoktur. Bu yüzden böyle kök benzeri yapılar oluşturuyorlar ve bunlarla tutunuyorlar. O zaman şöyle diyelim. Tal denilen. Tal denilen kök benzeri kök benzeri yapıları vardır yapıları vardır gerçek kök ve gövdeleri yoktur gerçek kök ve gövdeleri yoktur arkadaşlar bunlar da ee, Kara yosunları dediğim gibi hani örnektir. Mesela kara yosunlarını ben aslında görmüşsünüzdür. Tahmin edebiliyorsunuzdur büyük ihtimal. Bu taşların üstünde veya böyle ağaçların kabuklarında yosunlaşma olur. Böyle yeşil yeşil yosunlar. Arkadaşlar bunlar nedir? Aslında birer kara yosunudur ve bitkidir. Bunlar fotosentez yapabilirler. Kendi besinlerini üretebilirler. Hatta bunları böyle taş kınası falan diyorlardı bizim orada. E, alıp böyle ellerine sürdükleri zaman kına şey, e, kına renginde ya biraz daha böyle siyah renkte kına yakıyorlardı. Evet, bu şekilde döl almasıyla ürerler, yani metagenezle ürerler dedik. Bakalım söylemediğimiz başka bir şey yok. İletim demetleri yoktur, gövdeleri yoktur dedik arkadaşlar. Yaşadıkları yeri de yazalım. Nemli topraklarda, nemli topraklarda, taşların üstünde yaşarlar. Taşların üstünde yaşarlar. Evet, damarsız tohumsuz bitkilerimiz bu şekilde. Dediğim gibi örneklerini bilmeniz yeterlidir. Zaten isminden birçok özelliğini çıkardık. Şimdi gelelim damarlı tohumsuz bitkilerimiz arkadaşlar. Damarlı tohumsuz bitkiler. Arkadaşlar damarlı tohumsuz bitkiler de Örnek olarak yazacak olursak mesela eğrelti otları, at kuyrukları, kibrit otları bunların örnekleridir. Eğrelti otu kibrit, otu, kibrit otu, at kuyruğu, at kuyruğu bunlar nedir? Örnekleri. Peki özelliklerine baktığımızda arkadaşlar bunlar da gerçek kök, gövde ve yaprak bulunur özellikle. Eğreltiler için söylüyorum ben bunu tabii ki diğerleri için değil. O zaman şöyle yazalım. Eğreltilerde eğreltilerde gerçek kök gövde ve yaprak bulunur. Ve yaprak bulunur. Bunlar içerisinde en gelişmişi şey eğreltidir arkadaşlar. En gelişmiş olanı eğreltidir. Diğerleri gelişmemiş bitkilerdir veya daha az gelişmiş bitkilerdir özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar yine bunlar da nemli bölgelerde yaşıyorlar. Nemli bölgelerde yaşarlar. Bir diğer özelliğine baktığımızda bazılarında rizom dediğimiz böyle toprak altı gövdesi bulunuyor arkadaşlar. Bu rizomlarla e, iletim demetleri oluşturarak zaten damarlı dediğimiz için iletim demetleri var. İletim demetlerini oluşturarak işte beslenmesini sağlıyorlar. Yine üremesi metagenez şeklindedir. Metagenezle ürerler. Rizomu da yazalım. Bazılarında bazılarında rizom denilen toprak altı gövdesi bulunur. Toprak altı gövdesi bulunur. Bir diğer özelliğine bakalım. Arkadaşlar ee, bunların yaşadıkları yer zaten nemli bölgelerde yaşarlar dedik ya bu gerçek kökleri gövdeleri dediğimiz gibi eğlen toplarında var. Diğerlerinde hani vizon denilen gövde benzeri yapılar falan bulunuyor. Hani damarsız tohumsuzlardan biraz daha gelişmiş olduğunu düşünün. Yine eğlen totu, kibli at kuyruğu örnek olduğunu Hatırlayın. Bir de bunlarda iletim demetleri bulunur diyelim. İletim demetleri bulunur. Evet bu şekilde yine damarlı tohumsuz bitkilerimizi de bitirmiş olduk. Bundan sonra nereye geçiyoruz arkadaşlar? Tohumlu yani çiçekli bitkilere geçeceğiz. Ama ben şöyle yapayım. Çok fazla uzun değil zaten tohumlu bitkilerde. E, hepsini bu videoda bitirelim. Bir kere daha yine bitkilerle ilgili video çekmeyelim arkadaşlar. Şöyle bir tohumsuz bitkiler demiştik. İki tohumlu bitkiler diyelim. İki tohumlu bitkiler. Tohumlu bitkiler. Arkadaşlar tohumlu bitkiler tohum oluşturan yani çiçek bulunduran bitkilerdir ve bunlar da kendi içerisinde ayrılıyor. Ne dedik? Açık tohumlu ve kapalı tohumlu olarak ayrılıyor. Biz ilk önce açık tohumlu bitkilerden bahsedelim. Daha sonra kapalı tohumları biraz daha detaylı anlatacağız. Şöyle yazalım. Açık tohumlu bitkiler. Açık tohumlu bitkiler. Arkadaşlar, açık tohumlu bitkilerin diğer adı gimnospermea veya gimnospermler direkt o şekilde de söylenebilir. gimno Gimnospermler. Gimnosperm açık tohumlu demektir. Özellikle ÖSYM sorarken bu isimlerini kullanıyor. Gimnospermler açık tohumlu, angiospermler kapalı tohumlu unutmayın. Özellikle ÖSYM sorarken bunları kullanıyor arkadaşlar. Bunlar ağaç formundadırlar bakın. Ağaç genellikle ağaç formundadırlar. Formundadırlar. Bunların arkadaşlar bazıları böyle çok az miktarı çalı formunda olabilir ama genellikle ağaç formunda olduğunu unutmayalım. Bunların e, tohumlarının etrafı meyve ile kaplı olmadığı için biz bunları açık tohumlu bitki diyoruz. O zaman yazalım. Tohumlarının etrafı tohumlarının etrafı meyve ile kaplı olmadığı için olmadığı için açık tohumlu denir. Açık tohumlu denir. O zaman kapalı tohumlu olmasını sağlayan şey neymiş? Etrafını meyvenin sarmasıymış. O zaman meyve oluşturan bitkiler nedir? Kapalı tohumlu bitkilerdir. Arkadaşlar bunlar iğne yapraklı ve kozalaklı olan bitkilerdir. İğne yapraklı iğne yapraklıdır diyelim. Her mevsim yeşildir. Her mevsim Yeşildir. Bunların çiçekleri kozalaktır. Çiçekleri kozalaktır. Daha sonra diğer özelliğimize bakalım. Arkadaşlar, çiçekleri şimdi kozalak çok böyle gösterişli bir yapıya sahip olmadığı için genelde rüzgarla tozlaşırlar. O zaman şöyle yazalım. Genelde rüzgarla tozlaşırlar böcekleri çekebilmesi için böyle biraz daha gösterişli yapıya sahip olması lazım. O Bu yüzden bunlar genelde rüzgarla tozlaşıyorlar. Peki e, polenleri nereye geliyor? Arkadaşlar polenleri bunların doğrudan mikropil üzerine denk geliyor. Mikropil nedir? Mikropil polen, polen çekirdeklerinin o tohum içerisinde, tohum taslağının içerisine girdiği yapıya biz ne diyoruz? Mikropil diyoruz. Girdiğim gibi bitkilere geldiğimiz zaman bundan bahsedeceğiz. Şöyle diyelim. Eee polenler doğrudan doğrudan mikropil üzerine gelir. Mikropile gelir diyelim. Mikropile geliyor. Daha sonra gövde yapısından birazcık da bahsedeyim. Arkadaşlar bunların gövdesi odunsu gövdedir. Odunsu gövdeye sahiptir. Peki odunsu gövdeye sahipse ve Bunlar çok yıllık bitkilerse arkadaşlar bunlarda enine büyümeyi sağlayan kambiyum bulunur. Enine büyümeyi sağlayan sağlayan kambiyum bulunur. Bu kambiyum özellikle e, soru değeri var. Kambiyumun kimde bulunup kimde bulunmadığı. Zaten e, tohumsuz bitkilerin hiçbirinde kambiyum yoktur. Tohumlu bitkilere baktığımızda ise açık tohumlu bitkilerde var. Bir de kapalı tohumlu bitkilerin arkadaşlar çift çenekli olanlarında var. Ee, oraya geldiğimiz zaman da söyleyeceğiz. Sonra bunlar da arkadaşlar iletim demetlerinde trake dediğimiz yapı bulunmaz. İletim demetlerinde trake bulunmaz. Şimdi trake deyince solunum organı olan trake gelmesin aklınıza. O böceklerde bulunan bir solunum organıdır trake. Arkadaşlar Meristem doku hücreleri üst üste gelerek kısilemi ve flöem oluşturuyor. Kısilemde iki çeşit hücre oluşur. Trake ve trakeit hücreleri. Bu trake hücreleri ve trakeit hücreleri cansız hücrelerdir. Ve bizim açık tohumlu bitkilerimizde iletim demetlerinde trake yoktur. Sadece trakeit olan hücreler vardır. Üremelerinde tek döllenme vardır arkadaşlar. Üremelerinde tek döllenme vardır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam çift döllenme ne? Kapalı tohumlu bitkilerde çifte döllenme dediğimiz bir olay var. Bunu bitkilerde üreme kısmına gelince detaylı olarak anlatacağım. Ama şu, kısaca şöyle söyleyeyim. Şimdi polen gelip dişicik tepesine konduğu zaman arkadaşlar çekirdeği o tüpün içerisine giriyor. Daha sonra çekirdek Mitoz bölünme geçiriyor ve iki tane sperm çekirdeği oluşuyor. Bu sperm çekirdeklerinden bir tanesi gidip yumurtayı döllüyor. Bir tanesi de polar çekirdek dediğimiz çekirdekleri döllüyor. İki tane döllenme olduğu için arkadaşlar biz buna çifte döllenme diyoruz. Ama açık tohumlu bitkilerde böyle bir olay yoktur. Tek döllenme olayı vardır. Dediğim gibi bakın dediğim gibi e, bu tek döllenme çift döllenme olayını bitkiler düğreme kısmına geldiğimiz zaman detaylı olarak eşleyeceğiz. Daha sonra gelelim. E, bunların şimdi tek döllenme olduğu için bunlardan şöyle yazalım. Bu yüzden bu yüzden besin doku ya da besi dokusu en kromozomludur. En kromozomdur. Çifte döllenme olan kapalı tohumlarda besi dokusu 3 kromozomdur arkadaşlar. Onu dediğim gibi yeri gelince anlatacağım. Sonra gelelim bir diğer özelliğine. Bunların kökleri kazık köktür. Kökleri kazık köktür. Kazık köke sahipler. Kazık kök dediğimiz ana bir kök var. O kökün etrafında da böyle kökemici tüyleri var arkadaşlar. Kazık kök. Ee, kozanaklı bitkilerin çoğu monoik türlerdir arkadaşlar. Çoğu monoiktir. Peki hocam, monoik ne demek? Çoğu monoik bitkidir. Monoik şu. Eğer ki polenle yumurta aynı ağaçta üretiliyorsa biz buna monoik bitki diyoruz. Farklı farklı ağaçlarda üretiliyorsa dioik bitki diyoruz. Bunların çoğu monoiktir. Yani hem sperm hem de yumurta aynı ağaç üzerindeki meyve şeyler çiçekler üretilir arkadaşlar. Bu yüzden de monoik bitki diyoruz. Peki gelelim. Çok çeneklidir öncelikle onu da söyleyeyim. Çok çeneklidir. Birazdan kapalı tohumları anlatınca tek çenekli çift çenekli diyeceğiz. Bunlar çok çeneklidir. Şimdi örneklerini yazmak istiyorum. Arkadaşlar örneklerine baktığımızda bakın şöyle örnek diyelim. Köknar. Köklerin diğer adı abies. Daha sonra çam. Çamın diğer adı pinus. Sonra arkadaşlar ladin. Ladinin diğer adı piseya. Piseya. Sonra geliyorum. Servi, ardıç. Servi, ardıç. Arkadaşlar, servinin diğer adı Cupressus. Cupressus olarak yazılıyor. Bir de Ardıç'ın diğer adı Juniperus. Juniperus dediğim gibi ikinci isimler sorulmaz. Bunları da unutmayın. Peki başka Arkadaşlar, mesela Ginkgo bilobalar. Daha sonra ve sikatlar dediğimiz yine canlılar vardır, bitkiler vardır. Onlar da e, çok çenekli olan açık tohumlu bitkileri örnektir. Mesela şuraya ginko biloba'yı da yazalım. Ginko biloba. Ginko biloba'nın diğer adı neymiş biliyor musunuz? Mabet ağacı. Mabet ağacıymış. Evet bu şekilde biz açık tohumlu bitkilerden bahsettik. Şimdi gelelim kapalı tohumlu bitkilerin genel özelliklerine. Daha sonra zaten monokotiledon, dikotiledon diyeceğiz. Şöyle kapalı tohumlu bitkiler diyorum. Bitkiler, diğer bir adıyla angiospermler. Angiospermler. Arkadaşlar, angiospermlere yani kapalı tohumlu bitkilerin genel özelliklerine baktığımız zaman bunların Ekonomik değerleri çok çok fazladır kapalı tohumlu bitkilerin. En iyi gelişmiş olan bitki grubudur arkadaşlar. Şöyle yazalım. En gelişmiş en gelişmiş bitki grubudur. Bitki grubudur. Hatta bunlar içerisinde de dikotiledon olanlar yani çift çenekli olanlar daha gelişmiştir. Bunların arkadaşlar e, gövde yapıları otsu da olabilir, odunsu da olabilir. Bu arada şunu da söyleyeyim. Tohumlarının etrafı meyveyle kaplıdır diyelim. İsterseniz bunu da yazalım yine bulunsun. Tohumlarının etrafı meyve ile kaplıdır. Evet diğer özelliklerine geldiğimiz zaman bunların arkadaşlar gövdeleri ot su da olabilir odun su da olabilir. Gövdeleri ot su ya da odun sudur. Bakın açık tohumlularda genellikle büyük çoğunluğu ne dedik? Odunsudur dedik ama kapalı tohumlularda otusu da olabilir, odunsu da olabilir örnek vereceğiz. Arkadaşlar bunlar eşeyli eşeysiz üreyebilirler. Aynı şey açık tohumlu bitkiler için de geçerliydi. Eşeyli eşeysiz üreyebilirler arkadaşlar. Eşeyli eşeysiz üreyebilirler. Bunların döllenmelerinde çifte döllenme görülür çift döllenme çift döllenme görülür. Çift döllenme görüldüğü için bu yüzden besi doku 3n kromozomludur. 3n kromozomludur. Yine bitkilerde anlatırken detaylı olarak anlatacağız nasıl olduğunu. Arkadaşlar bunlar da odunsu gövdeye sahip olanlarda kambiyum var ama otusu olanlarda yok odunsu olanlarda kambiyum var. Kambiyum var dedik. Daha sonra bir diğer özelliğine bakalım. Bunlarda trakeit hücreleri ve arkadaş hücreleri bulunuyor arkadaşlar. İletim demetlerinde trakeit ve arkadaş hücreleri vardır. Arkadaş hücreleri vardır. E, bunlar da arkadaşlar polen dişicik tepesine konar. Polen dişicik tepesine konar. Burada nereye konuyordu? Direkt mikropil üzerine konuyordu arkadaşlar. Kapalı tohumlarda dişicik tepesine konuyor. Dişicik tepesinden de mikropil açıklığına gidecek. Çünkü çifte döllenme olayı olduğu için mecburen oraya konması gerekiyor. Bunların arkadaşlar çiçekleri gösterişlidir. O yüzden genellikle böcekle tozlaşırlar genelde böcekle tozlaşırlar. Tozlaşırlar. Evet. Şimdi gelelim. Biz bunları ikiye ayırıyoruz. Monokotiledon ve dikotiledon olarak. Ama ben angül spermlerin yani kapalı tohumluların diğerlerine göre üstün özelliklerini yazacağım. Daha sonra arkadaşlar monokotiledon, dikotiledon ayrımı yapacağım. O zaman şöyle diyelim. Üstün özellikleri. Üstün özellikleri. Nedir bu üstün özellikler? Arkadaşlar, birincisi bakın birincisi bunların döllenmesi garanti altına alınmıştır ve suya ihtiyaç kalmamıştır. Döllenme garanti altına garanti altına alınmış. Neden? Çünkü böcekler sayesinde değil mi? Alınmış ve suya ihtiyaç kalmamıştır. Kalmamıştır derken çok az miktarda ihtiyaç var suya. Meyveleri oluşmuş ve tohumu korumuştur arkadaşlar. Meyve oluşmuş. Tohumu korumuştur. Tohumu korumuştur. Daha sonra gametofit. Hani bu dedik ya en kromozomlu olan evre. En kromozomlu olan evre indirgenmiştir. Yani gametofit gametofit evre indirgenmiştir. Unutmayın bitkilerde hem gametofit hem de sporofit evre vardır bütün bitkilerde. Sadece bazılarında daha uzun bazılarında daha kısadır. İndirgenmiştir. Dördüncüsü arkadaşlar çifte döllenme görülür. Çift döllenme görülür. Polen yumurtalığa doğrudan ulaşmaz polen yumurtalığa doğrudan ulaşmaz. Önce nereye konacak? Dişicik tepesine konacak. Sonra gidecek. Ulaşmaz. Bunlar arkadaşlar bizim kapalı tohumlu bitkilerimizin genel özellikleri. Üstün olan özellikleri. Şimdi gelelim biz kapalı tohumlu bitkileri ikiye ayırıyoruz. Monokotiledon yani tek çenekli olanlar bir de çift çenekli olanlar. Şöyle ayırayım Monokotiledon. Monokotiledon. Yani tek çenekli. Tek çenekli. Bir de şuraya dikotiledon. Dikotiledon. Yani çift çenekli diyeceğiz. Çift çenekli. Arkadaşlar Monokotiledonu ve dikotiledonu karşılaştırarak anlatacağım bazı özellikler bakımından. Şimdi bakın, bunların monokotiledonların tohumlarında tek çenek bulunur. Tohumlarında tohumlarında tek çenek bulunur. Peki nedir bu tek çenek? Mesela şu bizim mısır bitkimiz bakın, mısır bitkimiz. Arkadaşlar, bu mısırın içerisinde şöyle Embriyoda yaprak dediğimiz bir yapı vardır ve bu tek bir yapraktır. Biz bunu tek çenek diyoruz tamam mı? Şu neymiş? Çenekmiş bir taneymiş. Peki dikotiledonlarda bakın dikotiledonların tohumlarında çift çenek bulunur. Çift çenek bulunur. Bunu da en iyi fasulye örnek olarak veriyorum. Bakın fasulyeyi. Şöyle hatta siz kendiniz de görebilirsiniz. Fasulyenin embriyosunda arkadaşlar şöyle iki tane küçük yaprakçık vardır embriyosunda. Biz buna da ne diyoruz? Yine çift çenek diyoruz. Evet, çeneklerimiz bu şekilde. Monokotiledon olanlar arkadaşlar tek yıllık bitkilerdir. Tek yıllık bitkilerdir. Dikotiledonlar ise genellikle genellikle çok yıllık bitkilerdir. Neden genellik diyorum? Çünkü istisnası var. Çok yıllık bitkilerdir. Daha sonra gelelim. monokotiledonlar arkadaşlar otsu gövdeye sahiptir. Otsu gövde. Dikotiledonlar da ise odunsu gövde. Böyle kısa kısa yazıyorum. Daha sonra monokotiledonlarda arkadaşlar kambiyum bulunmaz. Zaten otsu gövde ve tek yıllık oldukları için Yenine kalınlaşma görülmez. Mesela size kambiyum bulunmaz der ya. Kambiyum neyi sağlıyor? Sekonder büyümeyi sağlıyor. Mesela sekonder büyüme görülmez de diyebilir. Hani e, bizim bir şeyleri yorumlayabilmemiz gerekiyor. O yüzden kambiyumun bulunmadığını sekonder büyümenin olmadığı anlamında da kullanabilirsiniz. Bunda kambiyum bulunur. Kambiyum bulunur. Daha sonra diğer özelliğine geldiğimizde arkadaşlar. E, ee, monokotiledonlarda kambin bulunmadığı için iletim demetleri dağınıktır. İletim demetleri dağınıktır. Nasıl dağınıktır? Hemen gösterelim. Şöyle gövdenin bir enine kestiğini aldığımız zaman iletim demetleri bakın şu şekildedir. Dağınık. Her yerde bulunabilir yani. Böyle bir yapıya sahip. Ama dikotiledonlarda arkadaşlar iletim demetleri kambiyumun etrafındadır. Kambiyumun etrafındadır. Nasıl olacak o da? Bakın şöyle olur. Şu gövde eline kesti. Şu kambiyum. Kambiyumun etrafında bakın bu şekilde iletim demetleri düzenli bir şekilde dizilmiştir. Tamam. İç tarafta kısilen dış tarafta fulen bulunur. Gelelim bir diğer özelliğimize. <laughs> Bunlar da arkadaşlar saçak kök bulunur. Saçak kök bulunur. Mesela saçak kök dediğimiz şurayı bir toprak olarak düşünün. Ana bir kök yok. Şu şekilde bir kök var arkadaşlar. Mesela hani o yediğimiz taze soğan var ya yeşil soğan. Yeşil soğanın ucunda bulunan beyaz yapılar nedir? Köklerdir. Saçak kök mesela onu örnek olarak alabiliriz. Bunlarda ise kazık kök bulunur. Kazık kök bulunur. Arkadaşlar buna da en iyi örnek havuç Havucu düşünün bakın havuç kendisi bir köktür. Kendi kökü var yanlarında da böyle kök benzeri böyle emici tüyler vardır. Hani o havucun etrafında şey var ya beyaz beyaz böyle ipliksi yapılar vardır. Onlar kök emici tüylerdir. En iyi örneği havucu olarak verebiliriz. Gelelim monokotiledonların diğer özelliğine. Arkadaşlar bunların yapraklarında paralel damarlanma vardır. Yapraklarında paralel damarlanma vardır. Peki nasıl paralel damarlanma? Bakın şöyle yaprağı düşünün. Yaprağında damarlar yani iletim demetleri şöyle paralel şeklinde giderler. Biz buna paralel damarlanma diyoruz. Peki dikkat edin da nasıl? Yapraklarında ağsı damarlanma vardır. Ağsı damarlanma vardır. Ağsı damarlanma nasıl? Yine böyle yaprağı düşünün şu şekilde ana bir damar var. Damarın etrafından şöyle küçük damarlar çıkıyor arkadaşlar. Bu da ağsı damarlanmadır. Peki başka bakayım söylemediğim bir şey var mı? Başka söylemediğim. Heh, mesela arkadaşlar monokotiledon olanlarda çiçekli e, çiçek yaprakları 3 üç ve 3'ün katı şeklindedir. Çiçekler çiçeklerin yaprakları diyelim yaprakları 3 ve 3'ün katı şeklinde. şeklindedir. Dikotiledonlarda ise çiçeklerin yaprakları yaprakları 5 ve 5'in katı şeklindedir. 5'in katı ya da arkadaşlar 4 ve 4'ün katı şeklinde oluyor. 5 yani 4 5 eğer görüyorsanız 4 ve 4'ün katı veya 5 ve 5'in katı görüyorsanız dikotiledon. 3 ve 3'ün katı şeklinde görüyorsanız monokotiledon diyeceğiz. Evet başka da söylemediğim bir şey yok herhalde. Heh. arkadaşlar bu şunu da söyleyeyim. Şimdi iletim demetleri kambiy metrafındadır dedik ya. Biz buna açık iletim diyoruz. Açık iletim. Şuna da e, iletim demetleri dağınıktır dedik. Buna da kapalı iletim diyoruz kapalı iletim diyoruz. Tamam bu şekilde bunları da aklımıza tutabiliriz. Bir de örneklerini verelim. E, dikotiledon ve monokotiledonlar için mesela arkadaşlar monokotiledonlara mısır, buğday, arpa, mısır, buğday, arpa, lale, soğan. Mesela soğanı örnek verdim değil mi? Yeşil soğanı. Palmiye. Palmiye. Orkide. Zambak. Bunlar örnek olarak verilebilir. Dikotiledonlara baktığımızda arkadaşlar bunların örneği de şöyledir. Fasulye, nohut, ayçiçeği, fasulye, nohut, ayçiçeği. Yine daha sonra böyle büyük büyük meyveler oluşturan bitkiler bezelye, badem, bezelye, badem. Mesela şeftali, kayısı, şeftali. Kayısı. Daha sonra armut, ayva. Bunlar örnek verilebilir. Armut, ayva. Bunların örnekleri daha fazla Dikot ile donlar. Evet, bu şekilde biz ne yaptık? Bütün e, bitkilerimizde bitirmiş olduk arkadaşlar. E, şimdi hayvanlar alemine geçeceğiz. Hayvanlar aleminde biraz daha böyle detaylara dalacağız. Da Vücut boşluğundan evrimsel tabakalardan falan bahsedeceğiz. Sonra omurgasız hayvanlar diyeceğiz. Omurgasız hayvanların çeşitlerini işleyeceğiz. Çünkü bayağı bir çeşidi var arkadaşlar. Süngerlerden başlayacağız. Ee, yumuşakçalar falan diyeceğiz. En son derisi dikenliler sanırım. Çok ayaklılar. Evet derisi dikenliler de bitireceğiz. Sonra da omurgalı hayvanlara geçiş yapacağız. Evet bu videonun sonuna geldik. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.